Yeni bir Türkiye 2 videosundan selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nesne Market'e kostümler gelmiş. Ben de dedim ki kostüm alacağız. Ama sonrasında tam almadan önce bir duyuru geldi. Forumdan dedi ki 30 günlük kostümler 129 mu 139 mu ne epe satılacak. Sadece buradan alacağımız arkadaşlar Aquaris Glaive. Aquaris pençeleri 49 epe satılıyor. Bunu alıyorum. 30 günlük kostümleri çok merak ediyorum. Açıkçası bonusu ne olacak diye. Hemen Nesne Market'ten buradan Pirhana ile Kunut'a selam olsun. Hediyelerden bir şeyler yollarsın. Bak bak daha ben kimseden hediye almadım be. Şöyle arkadaşlar ekledim. Şimdi hemen Nesne Market depomuzdan. Evet, Nesne Market deposunu neden açamıyorum? Çünkü buradaymış. Hemen şöyle pençelerimizi alalım. Gidip birazcık kostüm atalım. Hızlandırıcılarımız duruyor. 15 günlük Aquaris bir bakmışsın. 2 Epsun'u gelmiş. Tek Epsun. Hemen gidip Epsun atalım buna. Sandıkların hepsi satılmış. Tam 15 won paramız olmuş. Çok güzel bir şekilde çarımızı dizeceğiz. Ama öncelikle yavrucuk çıkarmak için hesabıma birazcık para aktarayım müsaadenizle. Gayet güzel 24 eme düşmüş yavrucuk kutusu. Ben de dedim ki dur böyle alıp açalım. Şöyle açıyorum. Ejderha parşömeni. Teşekkür ederim. Büyülü meten de çıksa aslında güzel olur bizim için. Belki ileride item basarız. Kutsama kağıdı gayet güzel. 24 eme bir adet kutsama kağıdı aldım. Açıyorum üçüncüyü. Neden açamadık? Bug mı girdi? Evet. Ticaret camından dolayı oyundan at. Açtık ondan da ejderha madalyası çıkmış ve göremedik bunun çıktığını. Neden ejderha madalyası? Yani böyle bir eşya bu oyunda neden var? Yani exp gitsin cehenneme kadar yolu var. Benim umurumda olmaz gerçekten. Evet. 4 tane mi? 4 tane daha alma hakkımız var. Umuyorum ki artık çıkarırız arkadaşlar. Bir kutsama kağıdı daha geldi. Gerçekten şaka yapıyor bu oyun bana bugün. Küçülen kafası çıktı. Dün yaklaşık bir 8-10 tane falan açtık. Açıyorum. Artırma kağıdı olabilir. Sıkıntı yok. Ama ihtiyacım yoktu. Son bir tane daha alacağım. Size bakarak açıyorum arkadaşlar. Bakıyoruz ne çıktı. Yalnız. Yani ejderha madalyası mı? Geçit bileti. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu da sonuncu. Bugün daha da yavrucu kutusu açmam. Yani bir ilk videoda çıkaramadık. Eyvallah. İkincide de mi çıkaramıyoruz? Ejderha parşömeni. Yeni başlayan kardeşlerim. Aslında ben bunun için ayrı bir video yapacaktım da. Çok kısa bir video olacaktı ve ne gerek var yani bu kadar gereksiz bir şekilde sizleri sıkmaya. Şimdi ben size bu videoda gösterir miyim bilmiyorum ama bu videoda bir taktiği göstereyim arkadaşlar. Kesinlikle çok işinize yarayacak ve kesinlikle güzel şeyler elde edebilirsiniz. Şimdi biliyorum ki metin keşiyorsunuz, uçan tıs. New York, Amerika Üçlü Aşk. Ne bileyim kutsama, bu tarz böyle çöp şimşek pençesi falan çöp BK'lar düşüyor. Bunları en iyi şekilde nasıl değerlendirirsiniz? Size demeyeceğim gidip kitap takas edin. Şahanhaya geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi beceri kitapları birleştir seçeneği var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya 10 adet çöp BK koyuyorsunuz. O düşürdüğünüz çöp BK'ları. Map'te olan arkadaşlar bunu değerlendirebilirsiniz yani. Bu da sizin işinize yarar yani. Hani map'te sadece gidip de çivit kurt ruhu şunu da koyalım. Karanlıkta şurada ne varmış? Ateşli ok. Şimdi 10 adet BK var burada değil mi arkadaşlar? Ben buraya tamam diyeceğim. Diyemiyorum çünkü Discord'dan bildirim geldi. Tamam dedim. Bana verdiği şey arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi parça sandığı. Ya direkt böyle sanda satabilirsiniz. Bunun ticareti var. Onu da göstereyim şu şekilde. Tabi ya abi bugün mouse'umda mı sıkıntı var Allah aşkına nedir bu? Böyle bir mouse kullanıyorum. Arkadaşlar. Parça sandığının ticareti var. Pazara koyulabiliyor. Bizim sunucuda yani eski sunucumda Dolurga'da bunun tanesi bu şekilde 3,5 hem ediyor. Siz bunu açarsanız içerisinden ya beceri kitabı çıkar ya 6. 7. Efsun eklemek için parça çıkar. Renkli şimdi açacağım. Ya da 6. 7. Efsun değiştirme çıkar. O çok pahalı biliyorsunuz. Açıyoruz bakalım. Şansınıza kurt pençesi BK çıktı. Bu şekilde 10 tane BK getirip takaslayabilirsiniz. Bu da böyle kısa ve güzel bir taktik arkadaşlar. Şöyle bir hayal kurdum. 5 tane sandığım var. Dedim ki 2 tane kuşak çıkar. Atarız şunların dördünde yani 4 taneyi 5 5 10 olur. Sonra 10'un üstü atarız 20'ymiş gelir. Nasıl? Şu an gelmiş olması lazım. Açıyorum birinciyi. Kesinlikle zen fasulye verdi. Teşekkür ediyorum. Dur, eskrim broşürü verdi kaçırmadıysak. İstiridye verdi. Bir tane değerli ver. Örümcek yumurtası verdi. 500K verdi. Evet gayet güzel. Sıkıntı yok. Şu istiridyeyi de açalım. Beyaz inci vermedi. Hemen 2 efsun yaptım bunu. Tabi 8M gitti 2 efsun yapmaya arkadaşlar. Zeka ve hippie ile birlikte zeka çok güzel olur. Gelince gelirse şayet ben tekrar kayda girerim. Arkadaşlar şöyle 3 efsunlu bir şahin kalkan buldum. 1.44'den. Bende de 4 tane artırma var. Bir tanesi de geçer diye düşündüm. O yüzden bu şekilde bir adet şahin kalkanı alıyorum. Bu arada ilk yüksek level itemimizi, efsunu itemimizi aldık. Umuyorum ki tekte artırma geçer ve arkasından 5. efsun yani kutsama küresi de geçer. Attık. Çok güzel. Tek bakayım. Evet şu an 4 efsun. Kutsama küremiz bir tane var. Şurada bir de Nesne Market depomda vardı. İlki yandı herhalde. Yanmış. Kesinlikle geçse zaten ayıp olurdu. Arttırmayı da boşuna aldık. Ne oldu? Büyük yazmışım arkadaşlar. Özür diliyorum. Hemen tekrar 10 saniye sonra görüşürüz. Hop şuradan kutsama küremi aldım. O da birinci envantere gitti. Koridorda vardı. Çok güzel. Şeytanlara karşı güç 4 geldi. O zaman buna güzel bir efsun getirelim. Düşünsene 12 zeka, 10 blok, 20 şeytan, sersem. 2 tane balla 13 tane de bağsız yani normal efsun var. Aslında bu balları ben Zodiac pençesine atmak isterdim ilerleyen zamanlarda ama sıkıntı yok. Şöyle birinci attım 10 şeytan, 2 katyank, 10 ork,
10 mistik geldi. Bağlıyla güzel bir efsun geldi. Bakalım güç 8, yara 5. Ulan bir de sersem geleydi şuna. Çok güzel olurdu. Ama oğlum çok güzel geldi şeytan ölümsüz güç ya. Nerede bunun sersemi? Aura'yı çıkaracağız da sersemli kalkan emdireceğiz. Değiştiriyorum. Lütfen kızmayın. İnşallah güzel bir şey, yanlış bir şey yapmıyorumdur. Bakayım sersem yok değil mi? Attım şöyle 3.'yü. Sersem güç 8. Gayet güzel. Bence gayet güzel. 3-8'imiz var, sersemimiz var. 3. efsunda. Çok güzel bir şekilde ilk efsunumuzu, ilk itemimizi yakaladık. Nerede lan Lee Khan'ım nerede? Şurada kaldı. İlk 5 efsun. Güzel itemimiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dedim saksıyı çalıştır. Ya dedim bu sunucuda cennet küpe dedim. Yok. Bakın arkadaşlar kesinlikle 9 yok. Efsun ne efsunsuz? Yok. E dedim niye yok? Madem dedim yok. Biz de dedim kendimce bir taktik buldum. Gittim RT'de cennet gözü küpe topladım böyle 7 tane. Tabi 6 tane mavi incim var. O yüzden sinek geldi. Şimdi kendi lonca damage'ime geldim. Şöyle birinciyi bastım. Yandı. Sıkıntı yok. 2 tane artı 8 yaparsak güzel olur. Gene yandı. 2'de 2 gidiyoruz. Arkadaşlar bunların acaba 8'leri kaç emeder? Piyasada olmadığı için onu da bilmiyoruz. 3'te 3 andı. Son 3 tane daha basacağız. Bari 1 tane geçir. 1. 1 tane geçir. Sana yazıklar olsun. Neyse. Hepsinin parasını çıkardık diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinciyi basıyorum. 2 tane artı 8 oldu. 3.'yü basamıyorum çünkü mavi inci yok. Hemen bir bulup geliyorum değerli arkadaşlar. Sineklerin saldırısı altındayım arkadaşlar. Neyse bir tane mavi inci buldum. Tanesi birenmiş. Gayet uygundu. Şöyle 3.'yü basıyorum. 3 tane artı 8 mi? Konuşamadım. 3 tane artı 8'imiz var. Peki bir tanesi 9 olur mu? Bence deneyelim şansımızı. Neden olmasın? Kırmızı incimiz var ama buz topumuz yok. Hemen onlara da bir toplayalım arkadaşlar. Şöyle buz topu. Evet buz toplarının tanesi 800k. Bilmiyorum birinden pahalı geldi arkadaşlar. Hemen şu slotları bir keselim. Bunlar uğursuzluk getirecek gibi bir hisse kapıldım. Şuna bir üfleyelim. Hem demirciye üflemiş oluruz. Okuyup üfledik böyle. Şimdi arkadaşlar 3 adet artı 8 cennetin gözü küpe var. Diliyorum ki en azından bir tanesi geçerse kaça satacağımızı da hiçbir fikrim yok. Çünkü sunucuda hiçbir zaman 9 ve 8 görmedim. Şöyle inşallah ilki geçer. Temiz. Kardeşim ben bunu pazara 2 vona koyacağım. Çekerlerse bundan sonra full artı 7 cennetin gözü topluyoruz. İkincisi yandı. Hiç sıkıntı yok. Düşünsene bir tane daha geçiyormuş şöyle. Hayır hayır demiştik az önce. Bu bir defsunu. Bunun geçme oranı düşüktür. Size baktım şöyle. Yandı. Olsun. Artı 9 cennetin gözü küpe. Gidip pazara koyasak mı bilmiyorum. Bu arada Bay Deniz'le konuşuyorduk. O da izleyicimmiş. İnanmadı ilk başta ben olduğuma. Onun şansına o zaman bu küpe. Bunu ona armağan ediyorum. Hadi bakalım. Bir günde 2 tane item tamamladık. Gayet güzel. Birazcık level kasmaya gidelim. Bir de size burada danışayım. Şu an bu videonun buraya kadar izlediyseniz, izleyen kardeşlerim varsa 55-61'de kalıp bir düşük level farmı yapalım mı? Yoksa direkt hemen 75 sürgün arkasından, orman arkasından razodör mü yapalım? Size danışıyorum. Cevapları yorumda bekliyorum. Artık çarımızı kasmanın zamanı geldi. Bu yüzden premium kutusunu satın alıyorum değerli arkadaşlar. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. 30 günlük gayet güzel. Evet şimdi bunlar işlendiyse biz de bu arada %60 XP eventi başlamış. Level alırız en azından. Bir tık patlama yakın tekrar videoya girerim. Evet tecrübemiz varsa çok güzel. Kırmızı kurturu 2'de 2 geçirdik. 1 BK kaldı M3'e. Evet şimdi metnimiz patlayacak değerli arkadaşlar. Hadi bakalım ne atacaksın bize? Bir hava kılıcı BK at artık sıktım be. Sihir taşı, beceri kitabı. Ne BK'ymış? Hızlı saldırı. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Uzaklardan bir siyah metin bana bir gülümsedi. Yaptı böyle. Gün geçmiyor ki kasatan arkadaşlarımız azalmıyor. Azalmayacaklar da. Yani ne diyeyim ben bu adama bir şey diyemem. Tabi beceri kitabını ona attı. Bir kıskançlık metni. Arkadaş beni görmedi herhalde. Ben de metni tek başıma patlatacağım inşallah. Şimdi metin kırılacak. Bakalım bir adet hava kılıcı BK gelecek mi yoksa hava mı gelecek? Hız dışı artı 0. BK'mız neymiş? Ejder atış. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Evet bir metin daha sonuna geldim. Artık hava kılıcı BK alıp para kasmak istiyorum. Yani istiyorum abi. Çok zor bir şey istemiyorum ya. Hadi bakalım. Level'ımız da 23 oldu. Savaşçıdan artı 2. Beceri kitabımız neymiş? Kılıç çemberi. İyi. Evet metin patladı. Beceri kitabı kavrama taşı artı 1. Neymiş? Ejderha dönüşü. Gayet güzel. Şu kısa bıçağı alalım. Petimize yedirelim. Ya haber bir 0506 at artık. Yeter 04 attın. Oğlum level almıyor lan. Şimdi alacak arkadaşlar. Kesin alacak yani. Hop. Gene 04 attı. Canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bir metin daha buldum şimdi bunu da bir paramparça edelim. Şimdi bir tüpümüz dolu. Abi gözünüzü seveyim ya. Bu hile artık bir bitsin ya. Evet şimdi metni patlatacağız değerli arkadaşlar. Ejderha madalyası bastım. Emate de yer kaplıyor çünkü. BK'yı ona atarsa. Bir metin sonuna daha geldik. Adam oradan vuruyor. Bak adam oradan uzaktan vuruyor bir kere. Hem metni hem slotuma vuruyor yani. O nasıl bir mesafe ayarlamışsa artık ben şaşıyorum kalıyorum artık yani hile bu.
Bir de adamın adı Edilge. Artı bir taş. Çöp yani. Hiçbir şey vermiyorsun bana. Şu zırh halim 26'lık zırh yok zaten. Beceri kitabımız neymiş? Şurada. Evet, 1 metre sonuna daha geldim. İyi lan, tek başıma kesebiliyorum. Etkinliklerde de bu şekilde olursa ben yani etkinlikte güzel şeyler kasarım arkadaşlar. Kim vurdu bu metne ya? Kim tümelledi beni? Hangisi? Gene 1 metre sonuna geldik. Ya artık bana atsın. Sağdan soldan görmediğim adamlar mette vurmuş oluyorlar. Sinir oluyorum. Beceri kitabı hayalet vuruş. Güzel, o da güzel. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki artı 8 cennetin gözü küpe işi hoşuma gitti. Burada da pazarda 5M'den artı 7 cennetin gözü küpeleri buldum böyle. Wait till Geldik kendi loncamın demircisine. Biliyorsunuz ki ne demiştim sizlere? Gelin benim lonca demircimde basın. Basarsanız geçme ihtimali var. Bu da onun kanıtı olacaktır büyük ihtimal. Oğlum şaka maka ilkini geçirdi lan, gayet güzel. Şimdi 6-7 tane üst üste yakar. Bir. Şöyle birinciyi yakarak başladık. Şöyle ikinciyi bas. Güzel. Gayet güzel. Abi şu slotlar gelmese geçecekti. Dördüncüyü basıyorum arkadaşlar. Oğlum 6 tane üst üste yak dedik. Ama yani şakasına dedik. Hani bir geçirseydin iyi olurdu. Şunu da... Neyse. Bunu da 8'e hemen patlatıyorum. 5 tane yandı üst üste. Gayet güzel. Bir tane daha yakarsan sevinirim. Hop. 6 tane yaktı. Gayet güzel. 7.yi yakacak mısın bakalım. O da yandı arkadaşlar. Gayet iyi. Sıkıntı yok. Oyun bugün bana şaka yapıyor arkadaşlar. Şöyle deniyorum bir tane daha. 8.yi yaktı üst üste. 9.yi deniyorum hemen hızlı bir şekilde. İyi, bir tane geçirdik. 9'da bir ihtimal. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Hop. Yandı. Sen de gel bakayım kardeşim benim. Hop. 3 tane artı 8. Hoş. Denenir yani. Gel bakalım. İyi, güzel. Tamam. Ver bir tane daha. Çok güzel. 4 tane artı 8 şey oldu. İyi lan. Güzel bir para kaldırabiliriz. 5 tane artı 8'imiz var. 2 tane geçerse sunucudaki ilk artı 9 cennetin gözü küpeyi basmış olacağız. Evet, buz toplarını topladım. 5 tane de bakalım kaç tane geçireceğiz. Şöyle biliyorsunuz ki her zamanki taktik. Evet, hayır. Hop. Birinci yandı. Sıkıntı yok, canı sağ olsun. Zaten sunucuda artı 8 de yok bu arada. Bunu da söyleyeyim. İlk artı 9 cennetin gözü küpemiz hazır. Hayırlı uğurlu olsun. 2 tane artı 9 yaptık. Sunucu da oğlum ben bu taktiği uygulayacağım. Üçüncüyü yaktık arkadaşlar. Bu taktikle zengin olabilirsiniz. Çünkü sunucuda artı 9 cennetin gözü küpe basan yok. Güzel. Hop. 2 tane. 3 tane artı 9 oldu. Bu da geçerse bunları bir wand'dan okutursak var ya. Oh, işte bu ya. İşte bu. 3 tane artı 9 cennetin gözü küpe sunucuda ilk. Benden başka satan yok. Bana ulaşın, ben bir bondan 90M'den veririm sizlere. 10M bunları alıyorsunuz malzemeleriyle birlikte. Toplam bakın, hatta ben size göstereyim arkadaşlar. C1'deyiz bu arada. Hatta 7 yaparsak bakın sadece 7'leri var. Sunucudaki tek artı 9'lar. Evet, 24M dedim ki yavrucuk açacağım artık. Küçülen kafası çıktı biriciden. İkinciyi alıyorum şu şekilde sizlerle birlikte. Açıyorum. Açtım. Ejderha parşömeni. Teşekkür ederim. 800'den. Üçüncüyü açıyorum. Allah'ın hakkı üçtür diyelim. Açtım. Şükür. Şükür ya, yeter lan. Hele şükür ya. Kaç emimi yedin lan? Arkadaşlar videodayken bir tane açtım. Ya. Oğlum videodayken bir sandık alayım dedim. Ondan da antika yakut çıktı. Temizliğinden 1.90'em. Mis gibi para. Bak, para kokusunu aldın mı? Gelmiş olması lazım. Evet, madem kar ettik diyeyim. 24 tane daha aldım. Bitimine tekrar kayda girelim arkadaşlar. Sonuncundan da genç pet kitabı çıkardık. Bir değerli, iki tane de yontulmuş var. İstiridye'den taş parçası çıktı. Bunu bir çöpe atalım. Hemen yontulmuşlardan yeşim, ender yeşim çıkarsa güzel olur. Değerli. Abi safir verme ya. Pet'imin adını da bebe ruhi yaptım şöyle. Evet dedim. Bunun adını da delikli kaya. Oturduğum yer. Teksikin. Bu da teksik. Doğukan Akın kardeşim bana 120M destekte bulundu. Sağ olsun dedi, git altın canavar üçüsü al. Hemen onları bir toplayalım. Bakarsın Dezoka çıkar. Bakarsın efsane bir Yakut Makut çıkar. Ben çekeyim geliyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet çektim. 11 pardon. Arkada da var 12, 13 tane. İyi lan, paramız iyi yetti. Şöyle birinciyi açtık. Gaya sandığı çok işime yarar. Teşekkür ederim gerçekten. Geçit bileti gayet güzel. Kutsama kağıdı 800'den. Soğutma iksiri tanesi 4 wondan satılıyor. Gaya sandığı zaten içerisinden tonlarca şey çıkıyor. İyi marka çıktı en azından. Elmas. Abo. Ay özütü. Paha biçilemez. Yeşil ejderha fasulyesi. Neyse, bu 10 hem sandığın parasını çıkardı. Altın canavar kartı kutusu. Hani o kadar zaten ben bu canavar şeyini yapıyorum ki bu bana çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum gerçekten sana kardeşim benim. Hemen son 3 tane kaldı. Bir gaya sandığı daha verdi. Teşekkür ederim. Kutsama kağıdı 900 hem. Güneş özütü paha biçilemez. Tamam, teşekkür ederim. Hiçbir şey. Evet, level'ımız 25. Bakalım dedim. Bir adet ruh metli buldum. Ona da iki tokat çakmak istedim. Şöyle XP'm 90.
Mete şimdi patlamadan önce ben level aldım. %15'te XP kastım arkadaşlar. Hadi bakayım ne olacak şimdi? %15'ti. O tüpümüz de doldu. Beceri kitabımız var. İyi lan Malahit plak hazır düştü. Seyise geldik. Dedim ki artık at sürmek ve Dombura şarkısıyla birlikte savaşa katılmak istiyorum. Ve ver müziği artık at görevimiz tamam. Arkadaşlar yeni maceracının çarkı gelmiş. Dedim ki birazcık eparçayım sizlerle birlikte. Şöyle geldim. Şimdi sadece birinciyi sizlerle birlikte çevireceğim. Sonra her bir dönüşünü kayda almayacağım. Sıkılmayın diye. Sadece en son ne geldiyse bundan beceri sıfırlama. Kutsama küresi geldi ilkinden. Diğerlerini de döndükçe tekrar kayda gireceğim. Ne bu orta ekleme ya da güçlü ekleme. Evet. Orta ekleme çıktı arkadaşlar iki tane. Abi hızlandırıcı çıktı 6. 7. Efsun değiştirme gelmedi ya. Bir de aura çıkmıyor buradan arkadaşlar. Aha da 6. 7. Efsun değiştirme çıktı. Gayet güzel. Ticaret yapılamaz zaman isteğini atarım arkadaşlar. Evet, hızlandırıcı geldi. Bir de anahtar geldi. İşime yaramaz. Abi şu Fortuna seni öptü dediği yer var ya şu turuncu alan. Abi oraya niye acaba aura giysisi geldi, çöp çöp şeyler geliyor? Ben onu anlamadım. Geçit bileti verdi. Gayet güzel. Fatih yazdı. Bu arada ona da selam olsun. Bu ne ya? Yeter lan. Evet gene bir hızlandırıcıyla başım belada değerli arkadaşlar. Vallahi otomatiğe saldım. Hemen hızlı bir şekilde de 30 level yaptık arkadaşlar. Şöyle 30 level'lık silahımı da alayım. 38'de 1-2 gün durabilirim. Orada bir taktik göstereceğim. 38 level'a uygun güzel bir taktik. Bakalım 19 ortalama. 35 saldırı değeri bundan kat kat daha iyidir diye düşünüyorum. Şöyle bu da 198-200'e ulaşır arkadaşlar. Daha zekalı item falan... item. Doğru söyledim aslında. Zekalı item falan takmadım arkadaşlar. Onları da takınca zaten dün okuduk BK geçti. Bugün de okursak M3 olacak. Birazcık parayla kötü ruh toplayıp ve müzevi toplayıp ayrıca envanter genişletme alacağım. Yani daha güzel şeyler yapacağız. Neyse kasılmaya devam edelim arkadaşlar. Evet videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın veya öbür gün görüşmek üzere. Bay bay. I'm rich,